İyi günler arkadaşlar. Bugünkü dersimizde malzeme taşıma yani nakliye hesabını anlatacağız. Yapım işleri genel teknik şartnamesinde belirtilen ve tasdikli projesi gereği her türlü malzemenin bulundukları yerden iş yerine, dolguya, depoya nakledilmesi işi taşıma veya nakliye olarak adlandırılır. Bu taşıma ve nakliye işlemine dahil olan şeyler nedir? Kazıdan çıkan her türlü malzeme veya yıkımdan çıkan her türlü enkaz, sözleşme ve eklemde satın alma yeri, ocak, fabrika veya depo olarak gösterilen ve taşıma, yükleme, boşaltma bedellerinin ayrıca ödeneceği belirtilen her türlü malzemenin ne şekilde taşınacağı, taşıma bedellerinin taşıma yolu uzunluğu ve formüllere göre nasıl hesaplanacağı, dikkate alınacak birim hacim ağırlıklar ve tesviye işlerinde taşıma işleriyle ilgili esaslar tam ve yapı işleri genel teknik şartnamesinde açıklanmıştır. Bu şartnamelere bağlı kalarak biz hesaplamalar yaparız. Nakliye analizleri, resmi idareler tarafından yayınlanan nakliye formülleri ve yükleme boşaltma pozları kullanılarak hesaplanır. Genel olarak karayollarındaki taşımalarda motorlu taşıtlarla taşıma yapıldığı kabul edilir. Yani taşımayı her ne şekilde yaparsanız yapın, karayollarında yapılan taşımada mutlaka motorlu taşıtlarla yapıldığı kabul edilerek nakliye buna göre hesaplanır. Fakat bazı özel durumlar vardır ki bu özel durumlarda önceden mutlaka belirtilmesi de gereklidir. Özel durum dediğimiz zaman bunlar nedir? El arabasıyla en fazla 100 metre mesafeye kadar olan taşımalar. Bu durumda el arabasıyla yapılan taşıma formülü kullanılır. İkinci olarak nedir? Motorlu taşıtların kullanılmasının imkansız olduğu kısımlar vardır. Bu tür yerlerde yine sözleşmede önceden tespit edilir veya iş sırasında lüzumlu görüldüğü hallerde idarenin izni ile hayvanla veya hayvanla çekilen taşıtlarla olan taşıma yapılır ki bu durumda da bunun formülü kullanılır. Çünkü bunların birim formülleri hepsi farklıdır. Buradaki özel durumların dışında nakliye taşıma hesaplaması yaparken ne için yaparız, neler için alırız bunları? Burada bazı örnekler verdik. Bunlar nedir? Stabilizedir, kum, çakıl, tüvenen agrega, çimento, kireç, taş, tuğla, teçhizatlı, teçhizatsız hafif gaz beton, kiremit, demir, direk, boru, büz, kon aleti. Tabii kon aleti dediğimiz zaman bu boru büzlerin birleşimindeki kullanılan bir alettir. Ağızlarda sıkıştırmalar yapar birleşimlerde. Yol, baraj dolgularının sıkıştırılması, suyun taşınması bunlar ayrı ödemeye tabidir. Burada şunu da bir belirtelim. Büzlerin ve plastik boruların yoğunlukları düşüktür. Yoğunlukların az oluşturulandan dolayı araçlara tonajında yüklenmemeleri nedeniyle orada ne yapılır? Taşıma bedelinin iki katı ödenir. İki kat taşıma bedeli ödeme yapılır. Taşınacak malzeme program ve zamanı aksatmayacaksa illaki karayolun taşınacak diye bir şart yoktur. Yani demir yolu veya deniz yoluyla da bu taşımalar yapılabilir. Bu tür durumlarda mahalli belediyeler, ticaret odaları, liman işletmeleri müdürlüklerinden yazılı olarak taşıma bedelleri istenir. Burada bakılır. Hangisi daha ucuza mal oluyorsa taşıma işlemi onunla yapılır. Nakliye hesaplamaları yapıldıktan sonra özellikle bunu kontrol eden mühendisin dikkat etmesi gereken bazı şeyler vardır. Bu da nedir? Nakliyenin kaç kere yapıldığı. Motorlu taşıtlarla yapılıyorsa acaba bu taşıtla kaç sefer nakliye yapıldıdır? Fabrika teslimlerinde yüklemenin acaba satış işine dahil midir, değil midir? Eğer satış parasına, ücretine dahilse ekstradan bir yükleme bedeli ödenmez. Diyelim ki ihsalat fiyatlarında aynı masraflar bulunup bulunmadığı, bunların analizlerin kontrolünü yapan mühendislerde tam olarak incelenmesi lazımdır. Bunun da en büyük sebebi nedir? Ödenmiş olan bir nakliyenin ikinci bir sefer ödenmemesi için, buna engel olmak içindir. Taşıma işlemlerinde dikkate alınacak bazı yoğunluk değerleri vardır. Bunlardan bir kısmını burada tabloda örnek olarak verdik. Örneğin diyelim ki yumuşak toprak için 1.6 ton bölü metreküp,
veya kum çakıl için yine 1,6 ton bölü metreküp. Kesme taş için 2,4 ton bölü metreküp. Delikli tuğla, pres tuğla ve yutong benzeri bu tür malzemeler yoğunlukları tutanakla belirlenir ve buna göre hesaplamalara katılır. Nakliye hesaplamalarını yaptığımız zaman belirli formüllerimiz vardır. Bu formüllerden özellikle biz motorlu taşıtlarla yapılacak taşımaların formüllerini vereceğiz. Yani biraz önce de belirttiğimiz bu özel durumlar vardı. Hani el arabasıyla 100 metreye kadar yapılan taşımalar veya hayvanlarla veya hayvanların çektiği taşıtlarla yapılan taşımalar, bunların da ekstra formülleri vardır. Fakat bunların üstünde pek durmayacağız çünkü pek fazla kullanılmazlar. Motorlu taşıtlarla yapılan taşımalarda kullandığımız formüllerimiz genel olarak 3 tanedir. Bunlar tamamen neye göre değişir? Mesafeye göre, yolun eğimine, meyiline, cinsine göre değişir. İlk olarak Brückner eğrisi üzerinden mesafeler tayin edilmiş ise, burada taşıma birim fiyatını belirleyeceğimiz zaman F değerini 0,0023 çarpı K eksi karekök M. F değeri biraz önce de söyledik taşıma birim fiyatıdır. Yani tonu bir tonu kaç liraya taşınır? Birim fiyat olaraktır. K değeri her sene Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan bir araçlı taşıma katsayısıdır. M değeri de büyük M değeri her zaman mesafeyi gösterir. Şayet Brückner eğrisi üzerinden mesafeler alınacak ise o zaman M değeri metre cinsinden alınır. Formülde metre cinsinden değeri yazılarak birim fiyatımız hesaplanır ve kaç ton malzeme alınacaksa, nakliyesi yapılacaksa F değeriyle çarpılarak toplam nakliye bedeli bulunur. Fakat burada bu nedir? Karsız fiyattır. Normalde %25'te kar bedeli vardır ki bu ekstradan ilave edilir. Yani bunu 1,25 ile çarptığımız zaman ne olur? Bu sefer %25 karlı hali olur. İkinci olarak eğer yolun meyili %10'a kadar ise ve kaplamalı yol olması halinde. Kaplamalı yol dediğimiz zaman kaplamanın cinsi önemli değildir. Birazdan bununla ilgili bazı örnekler vereceğiz. Yolu iki sınıfa ayırırız genel olarak. Bir kaplamalı yollar, diğeri de ham yol, toprak yoldur. Burada meyil eğer %10'a kadar ise, %10'da dahil olmak üzere ve kaplamalı yolsa, burada da iki farklı şekilde incelenir. Birincisi, mesafenin 10 kilometreden az olması, 10 kilometrede dahil olmak üzere mesafenin bu kadar değerde olmasıdır. Bu durumda ne yapılır? Birim fiyatı buradaki taşıma nakliye formülünden yaparız. Yani F eşittir 0,0017 çarpı K çarpı karekök M değerinde. F değerimiz yine nedir? Taşıma birim fiyatıdır. TL bölü ton cinsinden. Mesafemiz 10 kilometreye kadar olursa burada büyük M değer mesafeyi gösterir ve yine metre cinsinden alırız. Mesafemiz 10 kilometreye kadar olursa 10 kilometrede dahil olmak üzere bu formülü kullanırız ve mesafe metre cinsinden alınır. Mesafe 10 kilometrenin üstünde ise bu sefer burada gördüğümüz formülü kullanırız. Ve burada dikkat edeceğimiz şey nedir? Mesafe 10 kilometrenin üstünde ise şuradaki m dediğimiz değer yine mesafeyi gösterir ve kilometre cinsinden alınır. K değeri zaten araçla taşıma katsayısıdır. Bunu biraz önce belirttik. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanır. Her sene bu ayrı olarak belirtilir. Birim fiyatlar da verilir. Burada dikkat ederseniz mesafe nedir? 10 kilometreye kadar ve 10 kilometrenin üstünde. Fakat meyilimiz nedir? %10'a kadar kaplamalı yoldur. Peki yolun meyili %10'un üstündeyse veya nakliyenin yapılacağı yer kaplamasız yolsa, mesela düşünün diyelim ki bir baraj yapılıyor veya bir yol yapılıyor. Her zaman şantiye alanımız kaplamalı yol bulunmaz. Bu durumda ne yapacağız? Bu durumda da yani yolda değişkenlik varsa o zaman da A katsayısını hesaplarız.
A kas sayısı normalde 1 ile 2 arasında değişir. Fakat A kas sayısı dikkate alınmayacak ise zaten 1 olarak alınır. A kas sayısını hesaplayacağımız zaman şuradaki formülümüzü kullanırız. A eşittir 1 artı 0,25 bölü m çarpı b artı d artı 2 çarpı parantez içinde c artı e artı 3 f. Şu formülümüzü kullanırız. A kat sayısını hesapladığımız zaman bütün mesafeler, burada m mesafeyi gösterir, buradaki b, d, c, e, f semboller de tam m mesafeyi gösterir ve bütün hepsi metre cinsinden alınır. Buradaki değerlere bir bakarsak neyleri ifade ediyor bu sembollerimiz? Zaten büyük M değeri dedik ki her zaman mesafeyi gösterir. B ve C bunların ikisi kaplamalı yoldur. Kaplamalı yolun mesafesini gösterir. B değerimiz %15'e kadar, %15 de dahil olmak üzere %15'e kadar meyilli kaplamalı yol mesafesini gösterir. C değerimiz %15'in üstündeki meyile sahip olan yol mesafesini gösterir ve B ile C her ikisi de dediğim gibi kaplamalı yoldur. D, E ve F değerleri bunlar da kaplamasız ham yolu, toprak yolu gösterir. D değerimiz %10'a kadar, %10 da dahil olmak üzere meyilli toprak yoldur. E değerimiz %10 ve 15 arası meyilli toprak yoldur ve %15 de bunun içindedir. Eğer eğim %15'in üstünde toprak yolsa, ham yolsa o zaman da F değeri olur. Yine belirtiyorum. A kat sayısında büyük M değeri olan mesafede dahil olmak üzere bütün hepsi metre cinsinden alınır. Bakın B ile C dedik ki kaplamalı yoldur. D, E, F toprak yol yani ham yoldur. Kaplamalı yolda sınır değerimiz eğim olarak %15'tir. %15'e kadar %15 de dahil olmak üzere B değeridir. %15'in üstü ise C değeridir. Toprak yolumuzda yani ham yolumuza baktığımız zaman sınır değerlerimiz %10 ve %15'tir. %10'a kadar olan kısım için D değerini alırız. %10 burada dahildir. %10 ile 15 arasındaysa meyil ve %15 burada dahildir. Buradaki mesafeyi de ham yol mesafemizi de C olarak, E olarak alırız. F değerimiz ise %15 meyilin üstündeki toprak yolumuzdur. A kat sayısını hesaplarız. Yolda değişkenlik varsa bunu hesaplıyoruz ve getiriyoruz. Diyelim ki yolumuz 10 kilometreye kadarsa A kat sayısını buradaki F değeriyle çarpıyoruz. Yol 10 kilometrenin üstündeyse o zaman da A kat sayısını buradaki F değeriyle yani birim fiyat değeriyle çarparak yeni birim fiyat değerimizi buluyoruz. Yolda değişkenlik yoksa %10'un altında meyile sahip ve kaplamalı yolsa hiçbir şekilde A değerini hesaplamayız. Evet, bunları daha iyi bir şekilde açıklayabilmemiz için şöyle örnek sorularımız var. Birinci sorumuzda ne diyor? 48 kilometre mesafede şantiyeye taş getirilecektir. Yolun 10 kilometresi %20 meyilli ham yoldur. Bakın artık eğim %10'un üstüne çıktı. Ayrıca bir de ham yol diyor. Kaplamalı yol değil. Geri kalan ise %8 meyilli kaplamalı yol. Bir kamyon 8 metreküp taş alabildiğine göre taşın nakliye birim fiyatını yani F değerini ve 60 kamyon taşın nakliye bedelini, toplam nakliye bedelimiz yani bir de istiyor bizden. Yolumuzda değişkenlik var mı? Var. Nasıl var? Eğime bakıyoruz. %20'lik kısım var, %8'lik kısım var. Ayrıca ham yol var, kaplamalı yol var. Yani değişkenlik gösterdiğine göre biz burada ne yapacağız? Mutlaka A kat sayısını hesaplayacağız. Bize verdiği şeylere baktığımız zaman ayrıca taşın yoğunluğunu vermiş. Ve K araçla taşıma kat sayısını vermiş. Bunun poz numarası 10, 110, 1003'tür. Birim fiyatlarda Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın birim fiyatlarına baktığımız zaman hemen bu poz numarasıyla bunu bulabiliriz. 330 lira da K değeriymiş. Yol ne kadar? 48 kilometre.
Yolumuz 48 kilometre olduğu için, yani 10 kilometrenin üstünde olduğu için ne yapacağız? Buradaki ikinci formülümüzü kullanacağız birim fiyat olarak. Birim fiyat bedelini hesaplarken buradaki F formülünü kullanacağız. Eğer yol 10 kilometre ve daha altında olsaydı, o zaman da şuradaki formülümüzü kullanacaktık. Demek ki A katsayısını hesaplayacağız. Daha sonra getirip birim fiyat, yani F değerini hesaplarken A katsayısıyla bunu çarpacağız. Bizden birim fiyatı istiyor. Birim fiyat istediği için de ne yapacağız? Ekstradan tabii bir de %25 ilave yapacağız. Sorun çözümüne başlamadan önce şöyle bütün değerleri buraya bir alalım. Mesafemiz 48 kilometre. Büyük M değeri mesafeyi gösterir dedik. Metre olarak 48 bin yapacaktır. Daha sonra ne diyor? Yolun 10 kilometresi %20 meyilli ham yoldur. Ham yol olduğuna göre ham yolu ifade eden A katsayısını hesapladığımız zaman sembollerimiz neydi? D, E ve F değeriydi. D değeri %10'a kadar olan kısımdı. E değeri %10 ile %15 arasında olan kısımdı. F değeri de %15'in üstünde olan ham yoldu. %20 olduğuna göre bu değer nedir? F değeridir. 10 kilometre, o zaman demek ki F değerimiz oluyor. Geri kalan ise %18 meyilli. B ve C değerlerimiz vardı. Kaplamalı yolu ifade eden. Burada %8 meyilli kaplamalı yol. B değeri %15'e kadar olan kısımdı. %8 meyilli olduğuna göre demek ki buradaki geri kalan kısım %8 meyilli olan kaplamalı yolda B değeri oluyor. 48 kilometre olduğuna göre 10 kilometre ham yol geriye 38 kilometre kalır. 60 kamyon taşın nakliye bedelini istiyor. Bir kamyonda 8 metreküp aldığına göre 60 çarpı 8, 480 metreküp, demek ki toplam taş gelecek. Ton olarak taşın miktarını belirlemek istersek 480 metreküp çarpı yoğunluğumuzu vermiş 1,9 ton bölü metreküp. Buradan baktığımız zaman 912 ton ediyor. İlk başta ne yapıyoruz? İlk etapta A katsayısını hesaplıyoruz. A katsayısını hesapladığımız zaman formülümüzü buraya yazarsak 1 artı 0,25 bölü m, toplam mesafemiz, metre cinsinden tabii A katsayısını alıyoruz. Bunu hiçbir şekilde karıştırmayalım, unutmayalım. 48 bin toplam mesafemiz çarpı B değerimiz ne kadardı? 38 kilometre, yani 38 bin metre. D değerimiz yok, 0. C değerimiz 0. E değerimiz 0. F değerimiz, yani %20 meyilli ham yol mesafesi 10 kilometre, 3 çarpı F değerini aldık. Ve bunu hesapladığımız zaman A katsayımız 1,35 oldu. A katsayısını ne yapacağız? Birim fiyat değeriyle çarpacağız. Yani F'yi 1,35 ile çarparak bulacağız. Kilometrenin üstündeki araçlı taşıma birim fiyat formülümüz neydi? Şu kısımda. Yani 0,007 çarpı M artı 0,01 çarpı K değeriydi. Bunu A katsayısıyla çarptık. Neden? Çünkü yolumuz değişkendir. Bir de 1,25 ile çarptık. Yani ne yaptık? %25 kar ilaveli haline baktık. 1,25 ile çarptığımız zaman nedir? %25 ilaveli kısmını hesaplamış oluyoruz. Değerlerimizi yerleştirdiğimiz zaman 1,25 karlı bedeli hesaplamak için A değerimiz 1,35, bunu yazdık. M değeri yol 10 kilometrenin üstünde olduğu için kilometre olarak alacağız mesafemizi. 48. K değeri araçla taşıma katsayımız 330. Ve hesapladığımız zaman F değeri 24,28 TL bölü ton. Yani demek ki birim nakliye bedelimiz ne kadarmış? 29,28 liraymış ton başına. Toplam nakliye bedelini hesaplayacağımız zaman ne yapıyoruz? Bize gerekli olan toplam taş miktarı neydi? 912 tondu. 912 tonu bundan çarptığımız zaman neyi verecektir? Toplam nakliye bedelini bize verecektir. Buna da baktığımız zaman 24,28 çarpı 912 dediğimizde 22.143,36 lira, demek ki toplam nakliye bedeli oluyor. Evet arkadaşlar, bu sorumuzun çözümü burada bitiyor. Yine konuyu
böyle iyi bir şekilde açıklayabilmek için ikinci bir sorumuz daha var. Bu sorumuza da baktığımız zaman 10 kilometre mesafeden şantiyeye kum çakıl getirilecektir. Yolun 5 kilometresi %12 meyilli asfalt kaplama, geri kalan ise %8 meyilli hamyoldur. 1 metreküp kum ve çakılın şantiyeye geliş bedelini bulunuz diyor. Yani burada bizden birim fiyat istemiyor. Sadece şantiye kaça gelir? Buna bir bakacağız. Kum ve çakılın yoğunluğunu vermiş 1,6 ton bölü metreküp. Araçla taşıma kat sayısını vermiş. KDV'ni 330 TL olarak vermiş. Sorumuza baktığımız zaman ne diyor? 10 kilometre mesafeden. 10 kilometre olduğuna göre yani birinci formülümüz neydi? 10 kilometreye kadar olan taşımalardaydı. Şurada formülümüzün olduğu kısma bir daha şöyle bir çıkarsak ne diyordu? Mesafe küçük eşit 10 kilometre. 10 kilometrede dahil olmak üzere mesafemiz eğer bu kadarsa hesaplayacağımız, kullanacağımız formül nedir? Buradaki birim fiyat formülüdür. Nakliye birim fiyatını buradan hesaplayacağız. Birinci formülümüzde. Ayrıca ne diyor? Yolun 5 kilometresi %12 meyilli asfalt. Geri kalan kısım ise %8 meyilli hamyon. Yolumuzda değişkenlik var mı? Var. O zaman demek ki bir de A kat sayısını hesaplayacağız. Hemen değerlerimizi şöyle alalım. Mesafemiz 10 kilometre büyük M değeridir. Metre olarak 10.000 metredir. 5 kilometresi %18 meyilli asfalt kaplama. Kaplamalı yollarda A kat sayısında B ve C değeri kaplamalı yolu göstermektedir. B değerimiz nedir? %15'e kadar. %15 de dahil olmak üzere meyilli kaplamalı yoldu. %12 meyilli olduğuna göre bu ne oldu? B değeri oldu. Yani 5 kilometre B değerimiz var. Tabii A kat sayısında bunu metre cinsinden alacağımız için 5000 metre olacaktır. %8 meyilli de ne var? Ham yol var. Ham yolumuzu ifade eden değerlerimiz neydi? C, D, E ve F değerimiz. D değerimiz neydi? %10'a kadar, %10'da dahil olan. E değerimiz %10-15 arası ve F değeri de %15'in üstü olandı. Evet, burada %8 meyilli hamyol dediğine göre demek ki de hangisi olacaktır? D değeri olacaktır. Neden? %10 da dahil olmak üzere %10'a kadar meyilli hamyol mesafemizdi. 5 kilometre de bu. Yani tabii A kat sayısında ne alacağız? Yine 5000 metre olarak alacağız. Çünkü değerlerimiz nedir? Metre cinsinden alınıyor. Değerlerimizi şöyle yerleştirirsek sadece B ve D değerleri var. Diğerleri tamamen sıfırdır. Burada 1,25 A kat sayısını buluyoruz. A kat sayımızı bulduktan sonra A kat sayımızla bir F değerimizi çarpacağız ve değerlerimizi yerleştirdiğimiz zaman 1,25 A kat sayısıdır. K değerimiz, araçla taşıma kat sayımız 330'dur. Ve burada dikkat edin, M mesafeyi ne yaptık? Metre cinsinden aldık. Neden? Çünkü 10 kilometrede dahil olmak üzere 10 kilometreye kadar olan taşımalarda birinci formülümüzü kullanıyorduk ve mesafemiz metre olarak alıyorduk. Sonuç nedir? 70,13 TL bölü ton. Bizden istediği neydi? Bizden istediği 1 metreküp kum için istiyordu. Yoğunluğumuz 1,6 ton bölü metreküp. Bu değeri 1,6 ile çarptığımız zaman demek ki 112,21 lira metreküpünün birim taşıma bedeli oluyor. Burada şuna dikkat edin. Burada 1,25 ile çarptık. Şununla karşılaştırmayın. Hiçbir şekilde bu değerler bir değildir. Bakın burada da 1,25 ile çarptık biraz önceki örnekte. Fakat buradaki 1,25 değeri nedir? %25 karlı hali olduğu için birim fiyatı hesapladığımız için %25 karlı halini bulduk. A değerimiz 1,35'ti burada. İkinci sorumuza baktığım zaman ikinci soruda A değeri nedir? 1,25. Yani buradaki 1,25 %25 karlı hali değildir. A kat sayısı olduğu için.
Akan sayısı 1.25 çıktığı için buraya bıraktık. Zaten bizden istediği de sadece neydi? 1 metreküp şantiye geliş fiyatı ne kadar olur? Müteahhit karını onun için burada ilave etmedik. Evet arkadaşlar, son olarak şöyle bir üçüncü sorumuz daha var. Nakliyemizle ilgili olarak buna baktığımız zaman 32 kilometre mesafeden şantiyeye kum çakıl getirilecektir. Yolun 5 kilometresi %15 meyilli toprak yol. 10 kilometresi %8 meyilli asfalt kaplama. Geri kalan ise %3 meyilli toprak yoldur. 470 metreküp kum ve çakılın şantiyeye nakli birim fiyatını ve nakliye maliyetini. Bakın burada ne istiyor bizden? Nakliye birim fiyatını istiyor. F değerini istiyor ve nakliye maliyetini bulunuz diyor. Nakliye birim fiyatını istediği için ne yapacağız? %25 karı işte burada ilave edeceğiz. Kum ve çakılın yoğunluğunu vermiş. 1.6 ton bölü metreküp. Araçla taşıma kas sayısını vermiş. 330 TL. Şimdi sorumuza başlayacağımız zaman şöyle bir bakalım. Mesafe ne kadar? 32 kilometre. Yani 10 kilometrenin üstünde olduğu için demek ki ikinci formülümüzü kullanacağız. Ayrıca yola baktığımız zaman yol değişkenlik gösteriyor. Değişkenlik olduğuna göre demek ki nedir? A kas sayısında burada hesaplamam gerekli. A kas sayısında şöyle baktığımız zaman değerlerimizi burada verelim. Toplam yolumuz ne kadar? 32 kilometre. Mesafemiz 32 kilometre. Büyük M değerimiz. Yani A kas sayısında metre olarak kullanacağım için 32.000 metre. Bundan sonra geldik. Ne diyor? Yolun 5 kilometresi %15 meyilli toprak yol. Toprak yolda hangileri toprak ham yolu ifade ediyordu? A kas sayısında D, E ve F kas sayılarımız. D değerimiz neydi? %10'a kadar bunda dahil olmak üzere olan ham yol mesafesi. E değeri %10 ile 15 arasındaki %15 de buna dahildir. Ham yol mesafesi. F değeri de nedir? %15'in üstündeki olan ham yol mesafesiydi. Bizim burada 5 kilometresi nedir? %15 meyilli toprak yol dediğine göre demek ki %15 ham yolu ifade eden neydi burada? E değeriydi. O zaman E değerimiz nedir? 5 kilometre olacak. Yani 5000 metredir. İkinci olarak ne diyor? 10 kilometresi de %8 meyilli asfalt yol. Asfalt yolu yani kaplamalı yolu A kas sayısını ifade eden iki değerimiz vardı. Birisi B, diğeri de C. B değerimiz %15 dahil olmak üzere %15'e kadar olan kaplamalı yoldu. Yolumuz ne? Kaplamalı yol ve %8 meyilli. O zaman bu nedir? B değeridir ve 10 kilometredir. Bu da metre olarak 10.000 metre olarak alınacaktır A değerini hesaplarken. Geri kalan kısmı. Geriye ne kadar kaldı? 10 kilometre burası, 5 de burası, 15. Toplam 32 kilometredir. O zaman demek ki 17 kilometre kaldı. 17 kilometre kısım neymiş? %3 meyilli toprak yol. Ham yol olduğuna göre ve %3 de olduğuna göre bu da ne olacaktır? D değerimiz olacaktır. Neden? Çünkü %10 da dahil olmak üzere %10'a kadar olan ham yol mesafemiz D ile gösteriyoruz. D'de 17 kilometre oldu. Gelecek kumun miktarı ne kadardı? 470 metreküp. Yani bunu ton cinsinden hesaplarsak, çünkü birim fiyat formüllerimiz bize ne veriyor? Nakliyenin ton başına olan, yani TL bölü ton olarak veriyor. Bunu tona çevirdiğimiz zaman 752 tonluk bir kum çakıl gelecek. Evet, A kas sayısını bulmak için hemen değerlerimizi yerine yerleştirdik. B değerimiz 10 kilometreydi. Bu 10.000 metre olacaktır. D değerimiz var. 17 kilometre. Bunda 17.000 metre olarak aldık. Çünkü A kas sayısını hesaplarken metre olarak alıyoruz. C değerimiz 0. E değerimiz 5 kilometre. Yani 5.000 metre. 2 çarpı E değerini aldık. F değeri de zaten 0. Toplam yolumuz nedir? 32.000 metredir. A değerimizi buradan hesapladığımızda 1.29 A değeri oluyor. Şimdi taşımanın yani nakliyenin birim fiyat bedelini
hesaplayacağımız için ilk başta geliyoruz. Yolumuz 32 kilometre olduğuna göre, yani 10 kilometrenin üstünde olduğu için ne yapıyoruz? İkinci formülümüzü kullanıyoruz. Yani 0.0007 çarpı m artı 0.01 çarpı k değerini kullanıyoruz. Ve 10 kilometrenin üstünde olduğu için burada artık nakliye birim fiyatını hesaplarken mesafe değerimiz, yani m değerini olarak alınıyor, kilometre. Eğer yol 10 kilometreye kadar olsaydı o zaman ne olacaktı? Birinci formül alacaktık ve burada formülde mesafemiz metre olacaktı. 10 kilometrenin üstündeyse o zaman ne yapıyoruz? Kilometre olarak alıyoruz. Yolda değişkenlik olduğu için A katsayısıyla çarpacağız formülümüzü. Ayrıca bizden birim fiyatı istediği için %25 kârı ilave edeceğiz. Yani 1.25 ile çarptığımız zaman %25 ilaveli hali olacaktır. Değerlerimizi şöyle yerleştirdiğimiz zaman A değerimiz 1.29 olarak bulduk. Bunu yerleştirdik. Mesafemiz kilometre olarak 32 kilometredir. Araçla taşıma katsayımız da nedir? 330'dur. Bu değerleri çarptığımız zaman şöyle işlem sonucunda ne bulduk? 17.24 TL bölü ton. Demek ki bu malzeme için taşıma birim fiyat bedeli ne kadar? Ton başına 17.24 lira. Bizden ne istedi? Nakliye birim fiyatını istedi. Bunu bulduk. Bir de ne diyor? Nakliye maliyetini, yani toplam nakliye ne kadar olacaktır? Ton başına 17.24 lira aldığımıza göre ve bizim de gelecek kum çakıl miktarımız ne kadar? 752 ton olduğuna göre 17.24 ile 752'yi çarptığımız zaman o zaman da ne olacaktır? 12.964.48 liralık bir toplam nakliye bedeli olacaktır. Evet arkadaşlar, nakliye hesaplamalarıyla ilgili olarak vereceğimiz örnekler ve anlatacağımız kısımlar bu kadardır. Şöyle en sonda bir daha bir toparlama yaparsak, şöyle başlangıçta şu formüllerin olduğu kısma geldiğimde, eğer demek ki bürük nereyli üzerinden mesafeyi alıyorsak, birim fiyat hesaplamasında kullanacağımız formül budur. Ve burada mesafe her zaman metre olur ve K değerimiz nedir? Araçla taşıma katsayısıdır. Karayoluyla taşımayı yapıyorsak, yolumuz kaplamalıysa ve meyil de %10'a kadar ise o zaman iki ayrı formül kullanabiliyoruz. Birincisi mesafenin 10 kilometreye kadar olan taşımalarda, bir de 10 kilometreden fazla olan taşımalarda. Eğer nakliye mesafemiz 10 kilometreye kadar ise o zaman kullanacağımız formül şu olacaktır. Ve burada mesafeyi metre cinsinden alıyoruz. Birim fiyatını hesaplarken buradaki m değeri, toplam mesafe metre cinsinden alınacak. Şayet mesafe 10 kilometrenin üstünde ise o zaman da buradaki formülümüzü kullanıyoruz. Ve burada dikkat edeceğimiz şey nedir? 10 kilometrenin üstündeki taşımalarda birim fiyat hesapladığımız zaman, yani F değerini hesapladığımızda mesafe kilometre cinsinden olacaktır. 10 kilometreye kadarsa metre, 10 kilometrenin üstünde ise kilometre. Yolumuzda değişkenlik varsa, yani yol, kaplamalı yol vardır, ham yol vardır. Bunun dışında diyelim ki komple kaplamalı yol da olabilir. Fakat geldik yolun bir kısmı diyelim ki %9 eğimli, öbür tarafa geldik %18 eğimli. Yani %10'un üstüne çıkmış eğim. O zaman nedir? Bu sefer yolda değişkenlik varsa A katsayısını hesaplayacağız. Yani değişkenlik dediğimiz zaman illaki kaplamalı yol ve onun dışında ham yol olma şartı yoktur. Eğer meyil %10'un dışına çıkıyorsa o zaman A katsayısının hesaplanması da gerekli olacaktır. A katsayısını hesaplayacağımız zaman oradaki formülümüzü kullanıyoruz. Ve A katsayısındaki değerlerin hepsi ne oluyor? Metre cinsinden alınıyor. Büyük M değeri mesafeyi gösteriyor. Burada yani B artı D artı 2 C artı E artı 3 F formülümüzde B ile C değerleri kaplamalı yolu gösterir. D, E, F değerleri ise ham yolu gösterir.
B değerimize baktığımız zaman %15'e kadar meyilli kaplamalı yoldur. %15 buna dahildir. %15'in üstündeyse bu sefer C değeri olarak alırız geri kalan mesafeyi. Hamyollara baktığımız zaman D, E ve F değerleri gösterir. Hamyol olduğu için nakliye biraz daha zor olacağı için burada eğimin önemi çok fazla oluşuyor ve eğimin sınır değerlerini değiştiriyoruz. Yani kaplamalı yolda eğimin sınır değeri %15 iken hamyolda 3'e bölüyoruz. Birincisi D değeridir. Nedir? Meyil %10'a kadar, %10 da dahil olmak üzere kaplama şeyi ham yoldur. E değerimize baktığımız zaman %10 ile 15 arasındaki ham yoldur ve %15 meyil de buna dahildir. F değerimiz ise %15'in üstündeki nedir? Ham yol mesafesidir. Bunların hepsini metre cinsinden alıyoruz. Ve A katsayımızı getiriyoruz yolun mesafesine göre. Yani eğer yol 10 kilometreye kadar ise 10 kilometrede dahil olmak üzere birim fiyatımızı, F değerimizi hesaplarken A katsayısını bundan çarpıyoruz. Şayet 10 kilometrenin üstünde ise mesafe, bu sefer de ikinci formülümüzü kullanıyoruz ve A katsayısını bundan çarpıyoruz. Şayet bizden birim fiyat isteniyor ise ayrıca buradaki F değerlerini %25 müteahhit karını ilave edilmiş hali olarak nedir? 1,25 ile çarparak birim fiyatımızı buluyoruz. Birim fiyat bulunduktan sonra toplam miktarları da çarparak toplam nakliye bedelini hesaplıyoruz. Evet, dersimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Nakliye ile ilgili anlatacağımız tamamen bu kadardır. Başka bir konuda görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.